Evet arkadaşlar, Adıyaman'da, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şöyle görüyorsunuz, şans eseri bir yer gördük. Tam olarak ne olduğunu biz de anlayamadık ama şimdi bakacağız. Ören yeri diyor. Tadilat var, izin istedik. Açıklamayı biraz okumaya çalıştık. Şöyle bir mağara. Şurada da kendi döneminde bir tür soğuk hava deposu görebilirsin. Bizi düşünmeye işte itilir. Şöyle bir mağara. Ama daha oradan bir şey çıkmasın bize. Bir bakın, neden bir şey yok, buna ne gelir? Gel. Işık tut bakayım şuna içeriye. Telefon yok. Anasının gözü. Arkadaşlar, buradan bir oda. İçi de gözükmüyor. Böyle aşağı doğru gidiyor mu? Ne yapıyor arkadaş? Merdivenleri var. Ben şimdi bir flaş açacağım. Sonra bakacağım bakalım nedir. Evet arkadaşlar, içerisi siz göremiyorsunuz da şöyle bir taş atıyorum. Oha, herhalde bir şişeye denk geldi, beni de korkuttu. Şöyle bir oda, siz tabi biraz görüyor musunuz? Ben güneş gözlüğü gözümde unutmuşum. Gözümde şöyle geniş büyük bir mağara, zamanda işte kimler ise burada, buralarda da ıslaklıklar var. Yukarıdan da su damlıyor. Vay arkadaş, buna çök edebilir. Nefes nefese kaldım. Koşa koşa geldik. Vakit iyice daraldı. Şöyle enteresan bir yer. Bir mağara. Açıklamada hiç anlaşılır değil. Kendi dönemi demiş, artık hangi dönem oldu yazılmamış. Şöyle de bir manzarası var. Bu kayalar nasıl duruyor burada? Bugün çökmezse yarın çöker. Ay. Evet. Şöyle. Bir mağarada şu şekilde buraya iniyor. Heh, heykel. Aşağıda resimde şu heykel vardı. Biraz sansürlenmesi gerekiyor ama sansürleyemeyeceğiz. Adamın mal varlığı ortada. Arkadaşlar, şöyle mağara giriyor, anasının gözü. Hey! La oğlum, niye ışık almadın lan burayı? La bu neymiş lan? Oğlum, buradan bize ayı mayı çıkmasın ey. Sen kontrol et, ben geliyorum. Evet. Ben öncü birlik olarak gönderildim. Bu mağara anasının gözüne doğru iniyor. Benim de ayağımda bir sıkıntı var. Oğlum, oraya çökmesin ey. Ulan karanlık. Ya ben aslında buranın sonunu da sanki görüyorum gibi de insan. Acaba oraya mı? Onun gözü, ayağım sakat. Yarasa marasa çıkabilir mi? Hey! Oğlum, bu anasının şeyine gidiyor lan da. Evet arkadaşlar, böyle ilginç bir tünel. Ben aşağıdan başlayayım çekmeye. Flaş evet, açmıyor. Arkadaşlar, sonu görüyorsunuz buradan. Aşağıda yarasalar var. Çok da inemiyorum ve hala
sonu gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Yukarısı sadece bir ışık silüeti. Başka bir şey yok. Biraz daha çıkacağım çünkü merdiven yok burada. Böyle patikamsı evet, gibi bir şey. Biraz patates attım. Aşağısı 153 metre aşağıya iniyormuş. Yoruldum. İndim. Gidiyorum. Çok aşırı karanlıklaştı. Üst taraflarda arada bir arkama bakayım. Ödüm patlıyor. Sanki arkamdan bir şey geliyormuş gibi. Aşağıda yarasalar var. Yarasalardan korktum. Açıkçası. Kendilerini böyle kapamışlar. Tavana asmışlar. Yatıyorlar. Ulan dedim şimdi bir ısırır bir şey olur. Ay öldüm ananı. Burası biraz da şeyden de korktum. La çökecek gibi bina demişim. Mağara. Şimdi yanımda yeğenim var. Mağaralar konusunda uzman ama işte dediğim gibi ben tedirgin oldum biraz. Ay. Şunlara bak. Yok böyle bir şey. Bir de yan yanda gitmiyor arkadaş. Ya da hafif de gitmiyor. Direkt aşağı doğru böyle gidiyor. Şurada da şöyle yazıtlar var girişinde. Buralar daha önce dinsel ayinlerin yapıldığı yermiş. Herhalde hayatımda girdim. Böyle şey demeyeyim de. Şöyle bunların tabii ne olduğunu, ne yazdığını biz bilemeyiz de. Büyük ihtimal bunları zaten okuyan anlayan birileri vardır. Şurada şöyle bir mağara. Ha şu heykele yakına gidecektim. Lan arkadaş biz bu sporu şehir yerlerinde neresinde yapacağız? Böyle de bir artık kaledir herhalde. Evet kale. Şurada da gözüküyor. Şurası da gözüküyor. Kah da burası. Nefes nefese kaldım. Şu kaleyi de göremeden gideceğiz. Aslında oraya da gitmeyi gerçekten çok isterdim.